Arkadaşlar selam, videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şu anda bir tık sessiz konuşuyorum çünkü evdekiler henüz uyanmadı ama ben uyandım. Saat şu an arkadaşlar 6.30. En son şey demiştim, ben kendimi saat 8'de falan uyanıyorum ama bu gitgide daha da az düşüyor. Şu an saat 6.30, yeni uyandım. Arkadaşlar bu seriyi çok beğendiniz. Bir günde neler yiyorum serisi ve ben de buna tekrardan çekmeye karar verdim. Şu anki güncel kilom 43. Şu anda kilomu korumaya çalışıyorum. Yani zaten daha ne kadar fazla vereceğim. Beslenme tarzımı, hani bu bir kendim benim bireysel beslenme tarzım. Hani ben bu şekilde besleniyorum. Bu bir öneri videosu falan da değildir. Sadece bugün size neler yediğimi paylaşacağım. Bugün arkadaşlar su içerek başlıyorum. Başım ağrıyor. Saat 7'ye doğru. Hatta saat 7 olmuştur belki, bilmiyorum. Şimdi öncelikle güzel bir kahvaltı yaparak başlayacağım. Güzel bir kahvaltı eşittir yulaftır. Yulaf dışında bir şey yiyince gerçekten o güne iyi başlayamıyorum. Ben bunu hani yulaf yiyorum demek için hani yapmıyorum. Gerçekten ben yulaf yemeyince arkadaşlar o güne iyi başlayamıyorum. Ciddi bir bağımlılık oldu. Neyse. Şimdi elip yüzümü yıkayayım. Açılayım biraz. Ardından birlikte mutfağa gidelim. Bunu da yataktan çıkacak gücükemle buldum. Ay bu arada düşünüyordum. Ne biliyor musunuz? Ben insanlara o kadar fazla yulaf yemeye teşvik ediyorum ki hani. Bu çevredeki insanlar da dahil. Sizler de dahil. Bence artık yulaf markaları bana sponsor olabilir. Çünkü milleti öyle böyle teşvik etmiyor. Ben bütün videolarımı yulaftan bahsediyorum. Yulaf markaları sponsor olur musunuz bana? Yani bence yulaf yemeği öven tek ben varım hani bu kadar. Bilmiyorum. Şimdi kalkacağım. Yulaf malzemelerim bunlar arkadaşlar. Yulaf olarak bunu kullanıyorum. İnce ötürmüş olan bence her zaman daha güzel oluyor. Şimdi bundan bir tavaya 3 yemek kaşığı olacak şekilde koyacağım. 2. Bu da 3. Su koyuyorum ben biraz böyle kıvam alsın diye. Ondan sonra su da ekliyorum. Şöyle bir şey süt. Arkadaşlar şimdi yulafım burada olurken ben de o sırada muzu doğrayacağım. Bence yulafa en çok yakışan iki tane meyve, birisi muzsa ikincisi de yaban mersinidir. Ve bence yulafın yanında en iyi içilen içecek ice latte. O yüzden kendime güzel bir ice latte de yapacağım. Ben böyle olmaya başladı. Şimdi içine kahve dünyasından bu fındık kremasından koyacağım. Eskiden içine bitter çikolata falan atıyordum yulafın. Lotus koyuyordum ama hani o ikisini koymak yerine direkt bunu koyayım dedim. En azından sağlıklı ve el yapımı. Bundan bir tatlı kaşığı koyuyorum. Ama tabii ki de dolu dolu bir tatlı kaşığı koyuyorum. Çünkü bunu çok seviyorum. Şunu görüyor musunuz? Yani şunu ekledim biraz daha. Yani dolu bir tatlı kaşığı. Fındık kreması. Biraz da yulaf sütü koyuyorum. Arkadaşlar gözcüğü bitirdim. O kadar güzel bir diziydi ki yani tavsiye ederim. Mini dizi zaten. Şimdi neredeyse sıradan bir aile diye bir dizi var, onu izleyeceğim. Bu arkadaşlar şimdi buna başlıyorum. Bakalım, çok merak ediyorum bu diziyi. Bu da mini dizi. Ve kahvaltım böyle. Görüşürüz. Dikkat et. Hoşçakalın. Arkadaşlar kahvaltım bitti. Ve şu an saat 8.30. Ev halkı hala yatıyor, uyanmadı. Ve ben bu saatlerde yürüyüş yapmayı çok severim. Hani benim vücuduma bu çok iyi geliyor. Yani sabahları yürüyüş yaptığım zaman böyle daha dinç devam ediyorum güne. Ve şimdi arkadaşlar çıkacağım dışarı, biraz yürürüm, bir yarım saat falan. Yani sabahları yürüyüş yapmak benim enerjimi aşırı derecede yükselten bir şey. Çok iyi geliyor. Ama ilk önce buraları bir toplayayım. Ondan sonra çıkacağım. Ve arkadaşlar dün saat 12'de tiramisu yaptım. Onu öğlen yiyeceğim. 12'de yapmamın sebebi şuydu. Tiramisu'nun yaklaşık bir 4-5 saat falan dolapta beklemesi gerekiyor ya.
O yüzden yani kelime daha dün akşamdan öğlen yiyeceğim şeyi hazırladım. Onu da dilimleyeceğim sonra. Ama öncelikle yürüyüşe çıkacağız. Ve bu arada sabah şu anda erken saatler olduğu için inanılmaz üşüyorum. Üzerime de bunu giy. Cidden günün bu saatlerine bayılıyorum. Eve geldim ve yaklaşık 3000'e yakın adım attım. Bence direkt 3000 olarak sayabiliriz. Çünkü şöyle söyleyeyim, saat bazı adımları saymıyor. Yani hatalı sayabiliyor. Arkadaşlar saat şu anda tam olarak kaç? 11:20. Ve ben böyle hafiften bir şeyler atıştırmak istiyorum. O zaman birlikte mutfağa gidelim. Güzel atıştırmalık bir şeyler hazırlayalım. Ve tabii ki de dize eşliğinde bunları yiyeyim ben. Dize eşliğinde bir şeyler yemeye bayılıyorum. Ay. Bir tane şey atalım ağzımıza. Kendime şöyle bir meyve tabağı hazırlıyorum. Burada bir tane elma var. Böyle dilim dilim kestiğim için fazla görünüyor ama bir tane elma. Orta boy. Yarım şeftali, 3 tane çilek koydum. Mini salatalıklar oluyor ya, böyle hani atıştırmalık salatalık olarak geçiyor. Onlardan 3 tane doğradım. Yaban mersini ekliyorum. Bu olca yaban mersini. Çünkü ben yaban mersinine bayılıyorum. Bence biraz daha ekleyebiliriz. Evet. Şöyle bir kuru yemiş tabağı hazırladım. 2 fındık, 3 badem, 1,5 tane ceviz. Bilmiyorum, elime böyle geldi yani böyle koydum. Biraz işte leblebi var. Beyaz leblebiyle normal leblebi karışık. Yanına tiramisu alacağım dün yaptığımdan, bir de kahve. Çünkü sabah içtim, kahve beni kesmedi. Evet, şimdi klimayı da açtım. Böyle arkadaşlar. Tabii ki yanında kahve. Şimdi açılır mısın? Tepedeki evi izliyorum. Ay, ekrana bakın. İğrenç. Ay, rezil. Arkadaşlar şu an burada aşırı pis duruyor ama normalde gerçekten o kadar pis değil. Yani şu an sizi bunu nasıl ikna edeceğim bilmiyorum ama bu kadar pis değil yani. Vallahi iğrenç duruyor arkadaşlar. Öf, aman ne olacak sanki, sonra silerim. Yeşil elmayı çok seviyorum. Arkadaşlar şimdi akşam yemeği vakti. İnanılmaz derecede acıktım. Bir an önce yemek yemek istiyorum. Hadi mutfağa gidelim. Hemen şöyle bir akşam yemeği hazırladım. Salatalık, domates, bir kaşık yoğurt. Annemin yaptığı tavuklu bezelyeli bir yemek ve 3 kaşık da 3 yemek kaşığı da pilav. Bu şekilde. Ay. Size kötü bir haberim var. Benim canım tatlı çekiyor. Ne yapsam bilmiyorum. Ama yani en son 5 gün önce tatlı yedim. Ya bugün böyle gerçekten canım tatlı çekiyor. Yani ben şu anda tatlı yemek istiyorum. Ama ne yemek istiyorum bilmiyorum. Acaba yulaf falan mı yapsam? Tatlı niyetine böyle olabilir. Dışarıdan sipariş mi etsem? Evde bir şey yapsam? Dışarıdan sipariş ettiğim şey bana ağır gelir. Ama ağır gelecek bir tatlı ya. Bilmiyorum ya. Of. Büyük ihtimalle eve kendim bir şeyler hazırlayacağım. Ama ben böyle tatlı gibi bir şey yemek istiyorum yani. Bilmiyorum. Ben galiba ne istediğime karar verdim. Arkadaşlar ben kendime şimdi pankek yapacağım. Pankek istiyorum ben, evet. Evde toz şeker yoktu, o yüzden pankek yapamadım. Böyle bir yulaf yaptım kendime. Ufacık bir şey ama güzel yani. Tatlı niyetine bunu yiyeceğim. Günün son öğününü yedim. Şu an arkadaşlar saat 5. Ben saat 5'ten sonra genellikle bir şey yemiyorum. Yani saat 5'e kadar ne yiyebiliyorsam ondan sonrası bir şey yemiyorum. Ya yani hem çok şişiyorum yiyince. Yemeği sevmiyorum, öyle söyleyeyim ben size. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Bu videoya 10 bin like gelirse bu serinin üçüncüsünü çekerim. Bu seriyi bitirmeyi düşünmüyorum. Her hafta bundan çekip atacağım. Çünkü hem çekmesi de zevkli, güzel oluyor. İzlemesi de umarım sizin için keyifli oluyordur. Bu arada şunu da söyleyeyim size. Ben her gün yaklaşık 10 bin adım atıyorum. Hatta geçtiğim zamanlar bile oluyor. Ve gündelik 2,5-3 litreye yakında su içiyorum. Hani benim su miktarım ve yürüyüş adımım gündelik bu şekilde. Arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hoşça kalın. Öpüldünüz kocaman. Bay bay.